Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ve PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı. Ankara'dansa tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, serginin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Brüksel'de açılan sergiyi sert sözlerle eleştiren Kalın, PYD ve PKK için Türk vatandaşlarını sürekli olarak hedef alan terör örgütü ifadelerini kullandı. Kalın, Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütlerinin propagandasının ifade özgürlüğü kapsamına girmediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı da söz konusu sergiyle ilgili bir kınama metni yayınladı. PYD'li teröristlerin propagandasının terörizmi teşvik anlamına geldiğini belirten açıklamada Avrupa Parlamentosu'na ilkeli olun çağrısı yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütleri arasında ayrım yapmaması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında DEAŞ'da PKK'da terör örgütleridir ifadeleri kullanıldı. Sergiye hükümet kanadından da tepkiler geldi. Açıklamaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik yaptı. Her iki bakan da Avrupa Parlamentosu'nu terör örgütü propagandası yapmakla suçladı, söz konusu sergiyi kınadı.